İlk olarak bir klasör oluşturuyoruz arkadaşlar. İsmine thumbnail diyorum. Daha sonrasında Google'dan edindiğim görsellerle beraber çalışmama başlıyorum. Kendi görselim kullanacağım. Bir Bugatti, Fender Strat, bir de Thunder eklentisi. Format olarak PNG formatını seçtim. Projede kolay olarak kullanabileyim diye. Ekstra çizime gerek kalmasın diye. Şimdi bir Photoshop projesiyle başlayalım. Photoshop'u açıyoruz ve File'dan New yapıyoruz. 1920'ye 1080 pikseli transparent formunda projemizi açıyoruz ve işlemlerimize başlıyoruz. Normalde YouTube'un kendi size'ı 1280x720 bu arada arkadaşlar. Birinci görselimizle başlayalım. İlk olarak Quick Selection Tool'u seçiyoruz. Ve yukarıdan da Quick Selection Tool'u ayarlıyoruz. Yan tarafından da size'ı 35-40 kendi görselimize göre ayarlıyoruz. Alt bölümü zaten komple seçmiş oldu. Ellere biraz daha detaylı yaklaşacağız zaten. Şimdi tekrardan bu bölümün içerisinden Quick Selection yaptığımız part'ı alıp öteki tarafa geçirip Ctrl artı T'ye tıklayıp boyutunu küçülteceğiz. Sağ taraftaki layer'ımızın istersek color'unu değiştirebiliriz. Beyaz da kalsın. Bunu da paint'ten beyaza çevirelim. Daha sonrasında buraya daha sonra bu görsele eklemek istediğim klasörden görseller var. Onlara da aynı işlemleri yapacağım.
İkinci görselde işlemimiz bitince bunu alıp ilk görselin thumbnail klasörüne atıp Ctrl T yapıp boyutunu istediğimiz kadar küçültüyoruz. Bunun üzerine ters tıklayıp layer'a gelip blend'in option menüsüne gelip stroke'u seçiyoruz ve etrafına biraz gölgelendiriyoruz. Pardon, stroke'u. Daha sonrasında isterseniz Google üzerinden PNG formatında bulabileceğiniz gitar vektörleri ya da kendiniz aynı şekilde Magic Tool'da hazırlarsanız Quick Selection Tool'u seçiyoruz. Aynı şekilde gitar görselimize de bunu uyguluyoruz. Görselimizi alıyoruz. CTRL-T'den çeviriyoruz. Ve boyutunu küçültüyoruz. Yazımızın üzerine blending option yapıp stroke ekliyoruz. Stroke'un rengini de kırmızıya çeviriyoruz. Dördüncü işlem olarak klasörümüzden Thunder alıyoruz. Ve ana görselimize aynı şekilde quick selection yaparak bunu da ekliyoruz arkadaşlar. Son olarak bazı bölümlerin blending option'dan stroke'unu değiştirelim arkadaşlar. İlk olarak görselimizin en alt tabanı olan layer'ı renklendirelim. Ardından sağ tarafta diğer layer'ları blending option bölümüne gelerek stroke
rengini değiştirelim. Eğer boyut olarak isterseniz size'dan değiştirebilirsiniz bunu. Aynı şekilde gitara da onu uygulayayım. Yer olarak istediğiniz boyutu verebilirsiniz. Kendi görselinizde. Thunder bölümünü de biraz büyütelim. Biraz da sağ taraftan opacity bölümünden levelini düşürelim. YouTube'un en çok kullanılan rengi kırmızı ve sarı arkadaşlar. Bunun üzerine bir çalışma gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşürüz.